Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Outlook'a Gmail hesabı nasıl kurulur ondan bahsedeceğim. Öncelikle Outlook'u açtınız. Karşınıza böyle bir ekran gelecektir. Karşınıza gelen ekran bu. Diyor ki yeni bir mail kurun diyor. Burada evet kurmak istiyorum diyoruz mail. İsterseniz burada Gmail şifrenizi girersiniz direkt. Atıyorum mustafa@gmail.com'dir hesabım. Şu altı yazarım e-posta kısmına. Artık neyse. Daha sonra parolamı yazarım. Buraya da isim yazarım. Bu hata verebiliyor. Ben o yüzden el ile kurulum yapacağım. Şurayı sileceğim. İleri diyorum. Burada Exchange kurabilirsiniz veya POP veya IMAP kurabilirsiniz. IMAP demek sunucu da doğrudan hani webden kullanıyorsunuz ya Gmail'i. Aynı o şekilde kullanmanız demek. POP demek verilerin bilgisayara inmesi demek. POP olarak kuracağız biz. Bakın burada da POP çıktı. IMAP'ı seçerseniz doğrudan sunucudan kullanırsınız ve Outlook'dan sildiğiniz zaman sunucudan da silinir. Onu söyleyeyim. Ve atmış olduğunuz mailler hem sunucuda durur hem bilgisayarda durur. Yani bir sunucuya bağlanması demektir. Ben buradan POP3'ü seçeceğim. Kullanıcı adı olarak takım depo gireceğim. Çünkü ben bunu şeye kuruyorum. Mail olarak depo 2. Bir tane mail gireceğim buraya. Siz buraya kendi gmail'inizi girin. @gmail.com bu başındaki önemlidir. Bir sunucu girmeniz gerekiyor burada. Gireceğimiz sunucu bu gelen olduğu için gelende pop kullanılır. pop.gmail.com diyeceğim. Burada da SMTP yani giden postada gönderme protokolü SMTP iken alma protokolü pop'tur. Burada da gmail gireceğim. Yani eskiden zaten mailleri biz böyle kuruyorduk. Onu da söyleyeyim. Buraya bir şifre girmeniz gerekiyor. Bir şifre gireceğiz. Artık şifre olarak ne kullanıyorsunuz onu girersiniz. Daha sonra bakın şurada bir ayar var. Hesap ayarlarını otomatik olarak sınav. Ben bunu genellikle kaldırıyorum çünkü biraz uzun sürüyor. Kalabilir. Diğer ayarlara girin. Diğer ayarlarda giden sunucusu SMTP için kimlik doğrulaması gereksin. Gelişmişten şuradan birkaç ayar yapmamız gerekiyor. Bakın burada gelişmiş diye bir ayar var. Gelişmiş ayarında gelen pop sunucusunu 995 yapmamız gerekiyor. Hatta şuradan tekrardan bakayım. Şurası da 465 olacak. Şuradaki gelen sunucusunun portu 995 iken giden sunucu SMTP portu 465. Bu sunucu şifreli SSL bağlantısı gerektirir. Bu gelen sunucusunda SSL bağlantısı gerektiğini söylüyor. Burada da SSL yapacağız. İki tarafta SSL olacak. Şurada iletinin kopyasını sunucuda bırak. Sunucudan 14 gün sonra kaldır diyor. Bunu silelim. Kaldırmamız gerekiyor. Kopyası sunucuda kalmaya devam etsin. Sunucudan silmesin. Outlook'u indirince. Burayı da tamam diyoruz. İleri diyoruz. Son diyoruz. Ve şimdi Outlook'umuz açılacak. Umarım bakalım mailler gelmeye başlar. Şöyle bakalım mailler gelecek mi? Şuradakini kabul edelim biz. Şuradan gönder al yapabilirsiniz. Gönder al gruplara. Gelen kutusunu bir gönder al diyelim. Evet burada bir pop gmail.com'da bir hata diyor ama bakalım oraya.